Selam arkadaşlar, kanala ve videoya hoş geldiniz. Ben Serdar. Bugün yepyeni bir mobil MOBA oyunu oynayacağız. Şu an karşınızda duran oyun Pokemon Unite. Daha önce birçok yeni çıkacak oyunlar listemde bahsettiğim bir mobil MOBA oyunuydu. Benim için neden Pokemon Unite en eğlenceli mobil MOBA oyunu? Birazdan oyunu oynarken bunu konuşacağız arkadaşlar. Çünkü gerçekten oyun bize çok farklı bir mobil MOBA deneyimi sunuyor. Alışık olduğumuz MOBA oyunlardan daha farklı özelliklere sahip. Özellikle Pokemon'ları da seviyorsanız zaten oynamak zorundasınız. Çünkü şu ana kadar çıkmış bence en iyi Pokemon oyunu Pokemon Go'dan sonra. Çünkü Pokemon Go'da çok farklı bir sisteme sahipti ve ARE oyun piyasasına öncülük etti diyebiliriz. Lafı daha fazla uzatmak istemiyorum. Hadi şimdi maçın içine geçelim. Bu arada eğer daha fazla Pokemon Unite videosu istiyorsanız lütfen bu videoyu beğenmeyi, yorumlara görüşlerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Hadi şimdi maça geçelim. Audio Jungle. Evet, şu an seçim ekranındayız. Pikachu seçildi. Ne seçsem ki? Seçeyim mi? Blastoise'i seçeyim mi? Blastoise, pardon. Artık nasıl okunuyor, nasıl telaffuz ediliyor bilmiyorum. Ama bunu seçsem mi ki ama? Ama bu defansçıymış ya. Başka ne seçebilirim? Biraz range. Gardevoir. Gardevoir'u seçsem mi ki ya? Aynen, hadi bunu seçeyim. Bu hem nişancıymış hem de attacker'mış, yani hasar vuran DPS bir sınıf seçtik şu an. Bakalım nasıl olacak. Oyunun grafikleri bu arada gerçekten güzel duruyor. Oyunu 60 FPS bir şekilde oynayabiliyoruz. Ben şu an yüksek grafiklerde oynuyorum. Yükseğin bir üstü en yüksek grafiklerde var. Ama şu an video çekerken o grafiklerde oynayabileceğimi zannetmiyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Umarım ileride tüm oyunları sizin için en yüksek ayarlarda oynayabilirim. Oyun bu arada global, yani test aşamasında, test global sürümünü oynuyoruz. Tam sürüme hala geçmedi. En azından içerisinde İngilizce var. Deneyebiliyoruz. Biraz ping problemi olsa da sorunsuz bir şekilde oyunu oynayabilmek bence çok iyi. Evet, oyuna çok hızlı bir şekilde başladık derdim ama birisi hesap makinesine bağlanıyordu sanki, bir türlü oyuna giremedi. Biz nereden gideceğiz? Üst koridordan gideceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oyunda 3 koridor mantığı var. Ve minyona benzer şu şekilde yaratıklar var arkadaşlar. Bunları keserek poketop topluyoruz. Daha sonra onları top atıcısına atarak ekstra puan kazanıyoruz. Bakın şu an 2 tane topladım. Şimdi bunları kesip üstünlük kurmaya çalışacağız. En çok poketop atan her zaman daha güçlü olur. Bakın gördüğünüz gibi poketop attığımız yerler var. Oralara atacağız bunları. Şunları seri seri toplayalım. Bu arada oyunun grafikleri bence gerçekten yerinde. Bir tane teleport yeteneğimizi de açalım. Aa, teleport yeteneğimiz varmış bizim. Oyunun grafikleri, yetenek animasyonları hakkındaki görüşlerinizi yazmayı unutmayın arkadaşlar. Tüm görüşleriniz benim için çok değerli. Birkaç tane daha poketop atıp... Anam. Bu arada oyunda şu an için botlarla oynamıyoruz. Gerçek oyuncularla oynuyoruz. O yüzden dikkat etmem lazım. Şunu hemen ben şuraya bir... buraya atamıyorum poketopu. Tam olarak ben de oyunu çözemedim ama gerçekten oynaması çok zevkli. Burada işler karışmış. Bunu aldık mı? Evet, güzel, bende kaldı. Şimdi şunu da alalım. Bu arada birçok kişi oyunda ping problemi yaşıyor olabilir. Çok iyi. İkisini de ben mi aldım? Yok, ben almadım galiba. Neyse, biz şu yengeçlerimizi hepsini toplayalım. 32 tane top topladım. Bunları artık bir atsam güzel olacak. Allah, yanlışlıkla yetenek bastım. Daha buraya atamıyor muyum ben ya? Ben nereye atıyordum? 80 tane dolunca mı atıyorum? Tam olarak anlamadım ama oyunda bir şeyler var. Bu arada mesela bazı Pokemon'lar arkadaşlar level atladıkça evrimleşebiliyor. Daha da güçlenebiliyor. Yani bazı sınıfların, bazı kahramanların böyle özelliklerinin olması gerçekten bir mobil MOBA oyununu çok farklı yerlere götürüyor. Daha eğlenceli bir yapıya sokuyor. Ben ne yapıyorum la, biraz ilerleyelim, iyice konuşacağım diye oyundan kopuyorum. Dur. Şu teleportu kullanalım. Böyle bizden kaçamayacak, bunu affetmeyeceğiz diyeceğim ama abisi geldi. Kaç. Gel buraya, gel. Ultimate'imiz de açılacak yakında ama şu an için ultimate'imiz için birazcık level atlamamız lazım. Hop, gel buraya. Oğlum bu çok vurdu. Bunu al bakalım. Nice, şimdi hangisini atsak? Bu daha iyi. Level atladıkça farklı yetenekleri değiştirebiliyorsunuz. Bayağı var olan yeteneğinizi geliştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Şu poketopları sokacak bir yer bulsam artık çok iyi olacak. Ben hala bir şey yerleştiremiyorum. Bu yerleştirme olayını anlamadım. Daha önce oynadıklarımda bol basket atıyordum. Ya bunları rakibinkine sokuyorduk galiba.
Ben olayı çok yanlış anlamışım. Bunları kesmesi birazcık daha zor ama bunlar güzel poke top veriyor. Şu yeni gelen yeteneğimizi de kullanalım mı? Oo, bu yetenek baya sağlammış. Kaç 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 kaç. Bu abimiz evrimleşti. Bu şeye benziyor. Gordon böyle sürekli patlayan bir yeteneği vardı ya, Mobile Agent. Ona çok benziyor. Gel buraya koçum. Şöyle üzerine atalım onu. Ona sağlam hasar verdik. Şimdi şu rakibinkine sokacağız gençler. Hatırladım bakın. Şu an tüm biriktirdiğimi sokacağım ve ekstra puan kazanacağım. Evet, mükemmel. Çok sağlam puan kazandık. Güzel de tecrübe elde ediyoruz bu şekilde. Yani oyunu çözmeye çalışacağım. Ben oyunu gerçekten çok beğendim. Ve oyunun rekabetçi bir tarafı olduğu kadar eğlenceli bir yanı da var. Ama bu an burada beni galiba haşat ettiler. Benden uzaklaşın kardeş. Ben öyle basit alabileceğiniz bir rakip değilim. Aklınızı alırım. Abi dur dur dur. Özür dilerim, özür dilerim. Sal beni. Bu beni keser. Benim bir base'e dönmem lazım. Burada şöyle şuna bir sürpriz bırakabilirsem. Yakalayamadık. Şu bile beni öldürebilir. Neyse, biz şöyle bir base'imize dönelim artık. Çünkü hiç canımız kalmadı. Oyunu genel olarak değerlendirecek olursam arkadaşlar, bir yandan oynayayım, bir yandan oyun hakkındaki görüşlerimi söyleyeyim size. Aynı zamanda koridoruma döneyim. Grafiklerini çok beğendim. Ahım muazzam grafikleri yok ama Pokemon evrenine yaraşır renkte, tasarımda grafikleri var. Karakterler güzel. Zaten karakterlerin hepsi Pokemon dünyasındaki Pokemon'lardan oluşuyor. Bu yönünü çok sevdim. Gerçekten hoşuma gitti. Yetenekler ve yetenek sistemi ayrı bir güzel olmuş. Ve global olarak beta sunucusunu bizlerin de oynayabileceği şekilde açmaları benim çok hoşuma gitti. Ben biz deneyimleyemeyiz, yine bir ton problem çıkar diyordum ve bakın biz de evrimleştik arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Tasarımımız değişti. Ultimate'i açtıktan sonra bir değiştik yani. Şöyle diğer koridorlara artık bir baskına gidelim ve size şu Ultimate yeteneğimi bir göstereyim. Ben de merak ediyorum çünkü bu Pokemon'u hiç oynamamıştım. Şöyle atalım bakalım. Ulan be, boşa gitti ama güzelmiş. Bu sağlam hasar verebilir. Kaçamayacaksınız gençler. Ultiyi attıktan sonra fena hızlandım yalnız. Bunların hiç şansı yok. Ben bunları var ya affetmem. Şöyle şuraya şu Poketop. Allah geliyor lan. Bir dakika kardeş, Bori. Bir dur lan, Pokemon atacaktık. Şuraya şunları at. Oğlum bir anda her yerden bir şeyler çıkmaya başladı var ya. Ortalık birbirine girdi. Yok yok, ben burada sağlam hasar yerim. Şuraya şunu bırakayım. Birazcık hasar çıkarsam yeter. Şunlar gelmeden en azından şu topladığım topları bir sallayayım be. Nice. Bu arada oyunun bitmesine 3-4 dakikamız kaldı. Oyundaki süreler bu şekilde kısa. Farklı oyun modları da var arkadaşlar bu arada. Yani sadece tek bir oyun modu yok. Quick mod var. Unique Battle dediğimiz bu olay var. Zaten geliştikçe de farklı modlar gelecektir. Koçum gel buraya. Sen beni kesebilir misin bilmiyorum ama çok da zorlamak istemiyorum. Ama kaçtı. Demek ki kesemezmiş. Ama arkadaşların çağırıp gelirse tokatlayabilir. Biz şöyle gidelim. Şunu önünü keselim şuradakilerin. Arkadaşlarımıza yardım edelim. Bakın şu ejderha çok tehlikeli. Bunun ultisi de çok sağlam ama sıkıntı yok. Aldık. Şunu da kaçamayacak. Şunu da alacağız. Hop! Bizde mi kaldı? Bizde kalmadı galiba. Ya Pokemon evrenine çok hakim olmadığım için bilemiyorum yani tam olarak. Mükemmel. Şimdi yeteneklerimizi arttıralım. Belli bir level'dan sonra da yeteneklerinizin seviyesini geliştirebiliyorsunuz arkadaşlar bu şekilde. Oğlum bu ne vurdu lan? Bu da kasmış fena. Abi bak bak şimdi adam nasıl kesecek beni, yakıyor. Son bir gıdım canım kalmıştı. Orada hala savaş dönüyor ama ben pes etmeyeceğim. Nice. Yok şunları bir sokayım. Daha sonra base'e döneyim. Birazcık canım da olsun. Öleceğim şimdi. 2,5 dakika kaldı maçın bitmesine. Çimen. Aa dur dur dur. Şurada da bir savaş var. Ultim de var. Ultimi şöyle şuraya bir salayım. Evet mükemmel. Ulti bu sefer çok güzel tuttu. Yok yok dönmeyeceğim abi. Aksiyon çok iyi. O yüzden base'e dönmeyeceğim. Ölürsem öleyim. Zaten 2 dakika kaldı. Ve baya öndeyiz. Hasarım da çok iyi. Gerçekten yetenek hasarım da çok sağlam. Şunları hemen keselim.
Oyundaki range sınıfları gerçekten çok sevdim ve oyuna şu an en ortadaki boss geldi. Bu boss'u kestik mi ekstra güçleneceğiz ve bizi durdurmakta daha da zorlanacaklar. Gelin gençler toplanın. Şunu keselim toplanın. Ben bunu tek kesemem. Aa bizim adam da... Oha ben bunu bizden sandım. Of 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 öldüm galiba kaç. Ya bizim takıma gelin diyorum hala adam peşinde koşuyorlar. Beni sinir ediyorlar ya. Gelseler var ya yemin ediyorum affetmezdik, şu an alacaklar galiba onlar onu. Aldılar mı alamadılar. Oo bizim bu hangi Pokemon'du ya. Çok iyi. Ben kaç şu an 9 kill almışım 4 de asist. Bir kere de öldüm zaten. Oyun tam sürümde özellikle Avrupa sunucusu çıktığında ben yani bu oyunun seri videolarını çekmek isterim. Lütfen siz de görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. Dur lan duvara takıldık. Alıyorlar bu arada. Çabuk seri yetişmemiz lazım ona. 50 saniye var. 50 saniye var. Onu alıyorlar ben eminim. Bekleyin onlara çaprazdan gireceğim. Ultim de olsa çok iyi olurdu ya. Abi çok bodozlama daldım be. Bunlar beni burada affeder mi bilmiyorum ama. Yok çok sağlam hasar çıkarttım. Birini aldım. Gel buraya koçum. Senin de kaçışın yok. Sen de gittin. Mükemmel. Onlar mı aldı biz mi aldık? Biz aldık galiba. Ben mi çaldım lan yoksa orada ikinci yeteneği attım ama nereye attığımı tam olarak görmedim. Gençler bu oyun bittikten sonra daha fazla Pokemon unit'ten bahsetmek istemiyorum. Yani lütfen bu videoyu beğenin ki ben de daha fazla Pokemon unit oynayıp seri videolarını atayım. Bu maçı biz kazanacağız. Ölmek yok. 3 saniye. Ve bitti. 508-124 skor ve tabii ki de biz kazandık arkadaşlar. Çok sağlam. Oyun bir anda böyle basketbol oyununa dönüyor. Özellikle topladığınız poke topları karşı tarafın base'lerine mi artık kulelerine mi basketlerine mi ne denir oraya atıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi bir de bizim şöyle bir olayımız var. Yani bir kendi avatarımızı, 3 boyutlu avatarımızı oluşturuyoruz. Bu avatarımıza istersek farklı kostümler giydirebiliyoruz. Tabii ki Pokemon'larımızın da ayrı kostümleri var. Yani her anlamda çok iyi geliştirilmiş bir mobil MOBA. Ben çok sevdim. Umarım siz de seversiniz. Bu videoyu beğenirsiniz. Altına bol bol yorum atarsanız ben de yepyeni Pokemon Unit videoları sizler için hazırlarım. Tekrardan buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.